Bu hafta New York gündeminde Birleşmiş Milletler'in 73. Genel Kurulu vardı ve 200'e yakın devlet liderinin katıldığı bu önemli toplantının gündeminde ekonomi önemli bir yer teşkil ediyordu. Başkan Donald Trump konuşmasında Çin'le Amerika arasındaki ticari savaşa yer verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ın arkasından hitap ettiği Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili şikayetlerini dile getirdi ve bu savaşın boyutlarının beklenenden daha büyük olacağını ve tüm dünyayı etkileyeceğini teyit etti. Erdoğan'a eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Amerika'da bu hafta birçok yatırımcıyla özel görüşmelerde bulundu ve ayrıca Türkiye'nin finansal reformları ve Türk ekonomisi konulu konferansa katıldı. Şimdi isterseniz beraber gerek Başkan Trump'ın ticari savaşının boyutlarını gerekse bu konferansa katılan yatırım uzmanı Altan Ergün'ün konferansla ilgili izlenimlerini beraber alalım. Öncelikle Başkan Trump'ın ticari savaşına da değinmek istiyorum. Çünkü evet, hafta başında konumuz bu savaşın daha da büyümesinin mümkün olup olmadığıydı. Ve liderler konuşmalarında bu savaşa yer verdiler. Ne düşünüyorsunuz? Amerika ile ticari savaş, Çin arasındaki ticari savaş daha da büyüyebilir mi ve sonuçları nasıl olabilir? Evet, ticari savaşın yakın zamanda biteceğine dair herhangi bir delil yok. Belki Trump seçilmez ve bundan sonraki cumhurbaşkanı gelirse değişebilir. Ama bu zaman diliminde ticari savaşın devam edeceğini görmekteyiz. Başkan Trump çok yakın zamanda yine 200 milyar dolarlık tarif açıkladı. Buna karşılık Çin 60 milyar dolar kadar koydu. Ve bu artarak devam eden tariflerin ve ticari savaşın birçok alanda etkisini görmekteyiz biz. Hem Amerika'da hem Çin'de ve özellikle Çin'de daha fazla hissedilmeye başlandı. Amerika'ya baktığımızda enflasyon rakamlarında hafif hafif enflasyon artmaya başladığını, Çin'den gelen ham madde işlenmiş ürünlerdeki fiyat artışlarından dolayı bundan etkilendiğini görmekteyiz. Amerika'daki ham madde ve yine kullanılan ürünlerin fiyatlarının artmasından dolayı birçok şirketin bundan etkilendiğini görmekteyiz. Bir taraftan da tabii Amerikalı şirketlerin kazançlarının yaklaşık %50-55'i yurt dışından geldiğinden ve Çin onların kazancı için büyük bir yer oluşturduğu için Çin'deki karlarının da azaldığını görmekteyiz ve etkilenmeye devam edecekler. Çin'deki tüketiciler harcamayacak, GM'in arabaları alınmayacak, Apple satılmayacak tarzı düşündüğümüzde Amerika'daki birçok şirketin önümüzdeki zaman dilimlerinde kazançlarının bundan negatif olarak etkilendiğini görmekteyiz. Tabii bir taraftan da Çin'de bir kriz imkanı olabilir mi, olmaz mı onu düşünmekteyiz. Tabii Çin'in son 10-20 yıldaki büyümesi altyapıya yatırım yapma ve borçlanarak bu borçlarla beraber ekonomiyi büyümeye iterek krizlerden bu şekilde çıkarak böyle bir felsefesi vardı. Bu zaman diliminde büyümeyle beraber Çin devletinin ve ekonomisinin de ciddi manalarda etkilendiğini görmekteyiz. Amerika kendisi için uzun vadeli riskleri düşündüğümüzde Amerika'nın bir yabancı yatırımcının veya başka bir ülkenin Amerika'da yatırım yaptığında kuralların hızlı bir şekilde değişebileceğini, tariflerle ekonomik planlamanın doğru yapılamayacağını, gerekli getiri ve kapital sermayenin maliyetlerine göre düşüncelerin nasıl olup olmayacağını, hesaplamaların nasıl yapıp yapılamayacağı gibi Amerika'ya güvensizlik yaratabilme ve uzun vadede büyük bir risklerin olduğunu görmekteyiz. Ama tabii Amerika bu savaşı devam ettirerek Çin'den almak istediklerini, özellikle Çin ekonomisini daha fazla açmak istiyor. Onu Dünya Ticaret Merkezi'ne üye yapmak istiyor. O kendisi bakımından düşündüğü rekabette, doğru dürüst rekabet etmediğini düşündüğü alanlarda Çin'in konsesyonlar vermesini, yani o konularda Amerika'nın istediklerini yapmasını istiyor. Ve Çin şu anda bunlara kabul etmiş durumda değil. Ve bu savaş Amerika benim tahminimce alacaklarının çoğunu alasıya kadar devam edecek. Evet, bakalım önümüzdeki dönemde sadece Çin ve Amerika değil, gelişmekte olan piyasaların da bundan etkilenmesi bekleniyor. Evet, ama isterseniz bir de yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapıldığı bu önemli haftada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalara değinelim. Çünkü birçok Amerikalı yatırımcı da katıldı sizinle beraber bu konferansa. Burada Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nelerdi ve sizce Türkiye'nin ekonomik şu andaki yeni ekonomik planı Amerikalı yatırımcılar için iyi bir pozisyon, iyi bir sınav verdi mi?
Evet, benim katıldığım toplantıda Amerikan Ticaret Odası'nın da organize ettiği, Amerika'da bildiğimiz birçok S&P 500'ün içinde olan şirket de katıldı. Her ne kadar Amerika ile Türkiye arasında siyasi manada bazı problemler olmuş olsa da görebildiğim kadarıyla birçok global şirket Türkiye'ye yatırım, daha fazla yatırım yapmak istediğini, Türkiye ile daha fazla ilgilendiklerini, Türkiye'nin bölgedeki olan stratejik konumundan dolayı onu kullanarak yatırımlarına devam etmek istediklerini gördük. Ve anlatılan planlarda tabii kısa vadeli ve orta vadeli proje olarak anlatılan ekonomik paketin esasında gayet mantıklı ve realist olduğunu ve kısa vadeli Türkiye'nin çözmek istediği problemlere eğer başarıyla uygulanabilirse bir nevi çözüm üretebilecek durumda olduğuna inanıyorum ben. Buradaki ana tema enflasyonu düşürmeye yönelik olup para politikalarında ve paradaki stabiliteyi sağlama, bir taraftan işsizliği düşürmeye çalışmak, diğer taraftan bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranını yine %1.9-1.7 civarlarında tutmak, bir nevi ekonomiyi soğutarak enflasyonu azaltmak fakat negatife getirmeden devletin yaptığı harcamaları kısarak tekrar büyümeye gitmek ve düşük enflasyon büyümeye 2021 yılında %5'e çıkartarak bu içinde bulunduğumuz belki bir banka krizi de olabilir. Gördüğünüz gibi gelişmekte olan piyasa ve Çinlerdeki olan makro etkilerden de etkilenmemeye çalışarak Türkiye'yi bu krizden çıkarmaya çalışmaktan bahsediyorlar ve bu gayet mantıklı bir plan. Diğer taraftan Sayın Albayrak, Türk bankalarının herhangi bir kriz yaşaması durumunda onları destekleyeceğini söyledi ve devletin onların arkasında olduğunu söyledi. Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmama, Türkiye'nin bu konuda kredibilitesinin sorgulanmasına izin vermeyerek Merkez Bankası en son gördüğünüz gibi faizleri %24,5 kadar bir seviyeye arttırdı. Bu da tabii Türkiye'deki şirketlerin sermaye maliyetlerini arttıracaktır. Büyümede yavaşlamalar yaratacaktır. Ama Türkiye bir nevi kendi politikalarının bağımsız olduğunu, realist olarak elinde olan bir çözüm üreterek düşük enflasyon ve parası stabil tutarak bu zor dönemden geçmeye çalışarak mantıklı bir proje öne sürdü. İzleyip göreceğiz ama ben programı sevdim. Tabii uzun vadede Türkiye'nin yapması gereken diğer konular yabancı yatırımın Türkiye'ye çekilmesi, fonların tam olarak ne istediğini bilip onlara bu imkanların sunulması, cari açık konusunun ele alınarak cari açığın azaltılması, bankaların ve şirketlerin borçlarının tekrar rollover edilip finanse edilmesi var. Ve bunun da önümüzdeki gelen dönemde çözüleceğine inanıyorum. Evet, umuyoruz bu planlar gerçekten beklendiği sonuçları da verir. Evet. Ve buradaki konuşmalar Türkiye ekonomisini pozitif eklemeye devam eder. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bize ederim. Katıldığınız için, yorumlarınız için. Teşekkürler. Sağ olun.